merhaba, ben İmge. Yeni bir minimalizm videosu ile birlikte beraberiz. Basit ve sade yaşama geçmeye karar verdikten sonra şu 30 günlük süre içerisinin ikinci haftasında neler yaptım onlardan bahsediyor olacağız. İsterseniz çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Minimal yaşama geçmeye karar verdikten sonra deneme sürümü diye tabir ettiğim bir süreç başlıyor. İlk hafta bildiğiniz gibi böyle bir cüzdanları karıştırmıştık. Onları birazcık sadeleştirmiştik. Gardırobumuza girip kullanmadığımız, yüzüne bile bakmadığımız kıyafetlerden kurtulmuştuk. İkinci haftaya geldi sıra. İkinci haftada da biraz daha yaşam alanına odaklanıyor olacağız. 7. gün dergilerden ve gazetelerden kurtuluyoruz. Size durum nasıldır bilmiyorum ama ben çok fazla dergi biriktiren bir insanım. Eski sayıları ya da kendi yazdığım sayıları biriktirmek gibi bir huyum var. En köşelerinde, masanın üstünde, ne bileyim işte bir bölümde yığılmış, birikmiş bölümlerde buradan kurtulmamız gerekiyor. 8. güne geldiğimiz zaman kırtasiye severler benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Benim eskiden yaptığım gibi sürekli bir defter alma takıntısı olduğunu tahmin edebiliyorum. Koleksiyon yapmak güzel bir şey, ilgi alanının olduğu bir şeylerin olması çok güzel bir şey. Fakat hani manasız bir şekilde defter biriktirmek... Bilmiyorum. Benimkiler gerçekten sayısını aşmış durumdalar. O yüzden buna birazcık dur demem gerekiyordu. Ve ufak ufak yine arada bir kaçamak yaparım diye tahmin ediyorum. Çünkü o benim hassas noktalarımdan bir tanesi ama 8. gün ders notlarınızın olduğu ama kullanmadığınız bir defteriniz olabilir. Geçen yıla ait kitaplarınız olabilir. Bunları okumuyorsunuzdur, işinize yaramıyordur. Bunları ayırıyorsunuz. Eğer bir üst döneme geçtiyseniz ve geçmiş döneme dair o kitaplarla hiçbir ilginiz yoksa bunları ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz, satabilirsiniz. Ya da çok yıpranmışsa, hiç kimse sizden sonra herhangi birisi kullanamayacak durumdaysa onu atabilirsiniz. 9. gün CD'ler, oyunlar, kitaplar. Bilgisayar tutkunlarının çok fazla beni anlayacağını düşünüyorum. Ya da oyun sevdalılarının beni çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Çünkü bizde de Uluç sıkı bir PlayStation oyuncusu olduğu için hepimizin göz önünde olan bölümü oyun CD'leriyle dolu. Bunlardan kurtulmak gerekiyor. Tabii ki ben bunları atamayacağım için biz de şöyle bir şey yapıyoruz. Bilgisayar oyunları da hani tahmin edersiniz ki öyle çok da uygun bütçelerle değil yani işte 300 liraya bir oyun var, 500 liraya bile bir ben oyun gördüm ve gerçekten aklım zihnim almıyor. Fakat erkekler seviyor, yapacak bir şey yok ama bunun da bir çözümü var. Biz genelde öyle yapıyoruz. Ya satıyor ya da işte karşı tarafta sevdiği başka bir oyun, oynamadığı bir oyun varsa onunla birlikte takas yapıyor. Böylece evde o gereksiz CD yığılmalarından da kurtulmuş oluyoruz. Çünkü oynadığınız bir oyunu sonra bir daha oynamayacaksınız ve o orada böyle dağ gibi yığılmaya devam edecek ve alanınızı daraltıp sizi bunaltmaya devam edecek. O yüzden eğer bilgisayar tutkunuysanız zaten muhtemelen bunu yapıyorsunuzdur ama hani yapmıyorsanız, eğer böyle kıyamıyorsanız, öyle bir fikriniz kafanızda yoksa bence oyunlardan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Kitaplar dediğim gibi ders kitapları olur, okuduğunuz kitaplar olur. Eğer bir kere okuyup bir daha yüzüne bakmıyorsanız, çok da sıkı bir arşivci değilseniz, yani sizin için çok özel bir anlamı yoksa o kitabın, saklamaya değer bulmuyorsanız, o kitabı ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Bir arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Arkadaşının kardeşine ihtiyacı vardır, ona verebilirsiniz. Doğuda çok kitap okuma ihtiyacı olan çocuklar var. Sosyal medyada bununla ilgili müthiş hesaplar var. Onlardan biriyle iletişim haline kurup o kitapları doğuya gönderebilirsiniz ki minik arkadaşlarımız da bundan faydalanabilsinler. Ne bileyim ders kitaplarınızı sizden küçük dönemde olan arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi kullanılmayacak durumdaysa en son çare atabilirsiniz. Fakat o sebebi her ne olursa olsun evde tutmak, evde biriktirmek gerçekten çok manasız ve bize inanılmayacak derecede yük olan bir durum. Eğer çok da büyük bir eviniz yoksa orada yığılan eşyalar sizin bakış alanınızı daha da daraltacağı için bir süre sonra evde bunalmanıza, evde vakit geçirirken sıkılmanıza, sizin aslında evden soğumanıza da sebep olacak. O yüzden ne kadar ferah, ne kadar geniş alanlar yaratabilirsek biz kendi içimizde daha mutlu bir yaşam sürüyor olacağız. Faturalar, makbuzlar, o gereksiz dosyalar, bilmiyorum sizde de bu var mıdır ama böyle bir
Bizim özellikle şu an değil ama benim aile evinde yaşadığım zaman da böyle bir evrak çekmecemiz vardı. O evrak çekmecesinde fi tarihinden kalma bir atıyorum. İşte mutfak robotunun bile kullanma talimatı, garanti belgesi var. O yüzden mesela şu an bu biriktirme, evet garanti belgelerini biriktirin. Bazen ben onları hata edip attığım da olabiliyor. O gerçekten eğer elektronik aletlerde özellikle sorun yaşadığınız zaman hakikaten üzülebiliyorsunuz. Onu yapmayın. En azından yakın tarihte size lazım olabileceğini düşündüğünüz garanti belgelerini, makbuzları, faturaları saklayın ama çok geçmişte kalan o birikmiş hiçbir zaman kullanmayacağınız ürünün bile öldüğü artık ama faturalarının durduğu o kağıt birikintilerinden kurtulun. Bu da size yine evinizde müthiş bir alan açacak. Yine bu minimal yaşamın maddesel kısmının 11. gününde size küçük ama mutlu bir yaşam alanı açmış olacak. Kırtasiye malzemeleri. Öğrenci arkadaşlarım, bu madde tam olarak sizin için. Ben de öğrencilik yıllarımda bu masa üstümü hiçbir zaman derleyip toplayamadım. Cumartesi ya da pazar günleri oturup bir güzel onları böyle toparlardım. Günlerden pazartesi olduğu zaman gün bitmeden benim masa tekrar eski haline dönmüş olurdu. Bunun aslında tek bir sebebi var. Masanın üstünde kullanmadığımızdan çok fazla eşyanın olması. Burada yapacağımız yine tek bir şey var. Kullanmadıklarımızdan kurtuluyoruz. Böylelikle daha geniş alanlarda ders çalışabiliyoruz. Sonra diyoruz ki benim dikkatim dağılıyor, ben odaklanamıyorum, benim odaklanma problemim var. Hayır arkadaşlar, bizim odaklanma problemimiz yok. Bizim dağınıklık sorunumuz var. Bir balık burcu olarak nasıl dağınıklık değil, o benim, orası benim yaratıcılık alanım falan diye böyle bahaneler uyduruyordum ama inanın öyle değil. Yani yaratıcı olduğunuz zaman tek bir masa ve tek bir sandalyenin olduğu yerde de o beyniniz süper çalışabiliyor. Dağınıklık bahane, odaklanmama problemi, evet bazı arkadaşlarımızın gerçekten bir takım sebeplerden dolayı odaklanma problemleri yaşayabiliyor ama şu masa üstündeki sebepler en baş odaklanma problemlerinden bir tanesi. O yüzden de kırtasiye malzemelerimize yoğunlaşıyoruz. Bitmiş kalemlerden, kullanmadığımız o biriken post-itlerden, işte masanın üstünde o an bizim ihtiyacımızın olmayacağı şeylerden kurtulup oraya şöyle bir geniş bir alan açıyoruz. Böylelikle ikinci haftada da maddesel kısmın yükünü bir tık daha azaltmış oluyoruz. Dediğim gibi bu 30 günlük bana göre minimal yaşama girişin test sürüşü. Bize yük olan eşyalardan, maddelerden kurtulacağız. Daha sonra işin en zorlu kısmına, zihin bölümüne geçiyor olacağız. Onun için daha 2 haftamız var. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer sizin de basit ve sade yaşama gibi bir fikriniz varsa umarım bu videoda size yol gösterici olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.